Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Kassel okullarında yer sorunu. 500 ilk Öğretim okulu öğrencisi nereye gidecek? Ebeveynler ve öğretmenler okullardan sorumlu Kasel Belediyesinden somut cevap bekliyor. Başka bir soruda Kasel okullarında bakım ve tadilat için gerekli olan 145 milyon euro nasıl karşılanacak? Buna karşın resmi olarak açıklanmamasına ancak vatandaş tarafından bilinen Belediye tarafından hazırlanan çözüm planı protestolarla karşılaştı. Ebeveynler Meclisi ebeveynler adına alarm verdi. İlk öğretim okullarında karar verme ve uygulama eksikliğinin belirgin bir şekilde görülmesine Eğitim ve Bilim Sendikası'nın yanı sıra SDU ve soldan da eleştiri sesleri yükseliyor. Kasel'deki ilkokul öğrencilerinin sayısı 2021-2022 öğretim yılında şu andaki 6500'den 7000'e çıkacak. Bu da 10 yıl içinde yaklaşık 850 ilkokul öğrencisi artışı anlamına geliyor. Belediyenin okul gelişimi planı konusunda çarşamba günü bilgilendirme toplantısı yapılacak. Toplantı saat 17'de belediyede gerçekleşecek. Almanya'nın çeşitli kentlerinde hafta sonu Türklere ait tesislere saldırılar düzenlendi. Saldırılar arasında ilişki olup olmadığı araştırılıyor saldırılarla ilgili bir açıklama yapan DiTip, camilerin daha iyi korunmasını istedi. Gece Berlin Reinickendorf'ta bulunan Kocesinan Camii görgü tanıklarının ifadelerine göre 3 kişi tarafından kundaklandı. Bir buçuk saatte söndürülebilen yangında büyük maddi hasar meydana geldi. Kundaklama girişimiyle ilgili bir açıklama yapan Berlin Belediye Başkanı Müla, bu gibi eylemlerin kabul edilemez olduğunu, ve barış içinde birlikte yaşama anlayışının benimsendiği Berlin'e anlaşmazlıkların taşınmasına göz yummayacaklarını söyledi. Hafta sonu Almanya'nın başka kentlerinde de saldırılar düzenlendi. Kuzeyren Vesfale Eyaleti'nin Maşede kentinde Türk-Alman Dostluk Derneği'ne pazar gecesi Molotov kokteylli atıldığı bildirildi polisin saldırıyı düzenledikleri şüphesiyle yaşları 26 ile 30 arasında değişen 3 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı. Şlesvik Holstein eyaletinin Itzoe kentinde de bir caminin camları kırıldı. Bir manav dükkanı da kundaklandı. Cuma gecesi baden württemberg eyaletindeki Laufen'deki bir camiye molotov kokteyliyle düzenlenen saldırıya 5 kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Alevlerin büyük hasara yol açtığı caminin imamı saldırı sırasında içeride uyuduğu için polis cinayete teşebbüs suçunun da soruşturmaya dahil edildiğini açıkladı. Kundaklama girişimlerinin hafta sonunda Almanya'nın birçok kentinde düzenlenen Suriye'deki Türk askeri harekatını protesto gösterileriyle ilintili olup olmadığı araştırılıyor. Ditip, başkenti Berlin'deki Koca Sinan Camii'ye pazar günü sabaha karşı yapılan kundaklama girişiminin son iki ayda Almanya'daki ibadet yerlerini hedef alan 18. saldırı olduğuna işaret etti. Almanya'da büyüyen ekonomi ve çalışan sayısının artmasına paralel olarak yoksulların sayısı da artmaya devam ediyor. SPD Genel Başkanı seçilen Schulz'un adalet vaazlarına rağmen seçim kampanyasında ne SDU ve SSU ne de SPD yoksulluk üzerine hiçbir şey konuşmadı. Koalisyon pazarlıkları ve sözleşmesinde de yoksulluğa yer verilmedi. Koalisyon sözleşmesinde çocuk yoksulluğu sadece 3 defa yer aldı. Neden? Seyis politikacı Maya Almanya'nın çok güçlü bir sosyal devlet olduğunu iddia ediyor ve iddiayı şöyle tamamlıyor. Gayri safi milli haslanın beşte birini sadece sosyal ihtiyaçlara harcıyoruz. Yakında SPD'nin genel başkanı olacak Andrea Nares koalisyon ortağının iddialarına destek verdi. Artık daha fazla geliştirebileceğimiz işleyen bir sosyal refah devletine sahibiz, dedi. Sosyal birlik kuruluşları ise tam tersi görüşte. Paratetişe Gezamt Ferbant Başkanı Ulrich Schneider koalisyon sözleşmesini dikkatle inceledi ve şu sonuca vardı. Yoksulluğun sona erdirilmesine dair büyük bir şey yok. SPD şifre Andra Nales tabii ki tamamen başka türlü görüyor o şöyle bir örnek veriyor. Emeklilik sigortasına onlarca yıl ödeme yapan insanlar temel emeklilik güvencesiyle sosyal daireye gitmek zorunda kalmayacak. Ancak bunun hileli bir ambalaj olduğunu söyledi Sol Parti. Parti şefi Katya Keping önceki ay konuştuğu Hart Abafea programında temel emeklilik demek Hart 4 artı %10 demek. Bununla kimsenin yoksulluktan kurtulmasına yardım edilemez. Gerçekten de hiç kimseye mi? Küçücük de olsa hiç kimseye mi? Çocuk parasını artıracağı sözü veriyor Angela Merkel. İki adımda 25 euro. Çocuk parasının büyük bir bölümü ancak bundan sonraki seçimlerden kısa bir süre önce artırılacak armut konferans yani yoksulluk konferansı sözcüsü Barbara Eşen, Hartz 4 alan ailelerin çocuklarına ödenecek 25 euro çocuk parası hesaba katılıp kesileceği için çocuk parasının artırılmasından kimin yararlanacağını soruyor. Hartz 4 yardımı alanlar yararlanamayacak. Tek başına çocuk yetiştiren anneler yararlanamayacak. Peki kim yararlanacak? Çocuk parasının artırılmasından çalışır durumda olup kazancı da iyi olanlar yararlanacak. Koalisyon sözleşmesinde asgari ücretin artırılacağına dair de tek bir kelime yok. Has yardımlarının artırılacağına dairdi. Has yardımı hesaplanırken tek başına yaşayan bir kişi için günde 4 ,77 euro 77 sent yeterli görülürken bu miktar büyük bir çocuk için 3 euro 93 sent okul öncesi bir çocuk içinde tüm gün 2 euro 77 sent olarak hesaplanıyor. Gerçek bu olunca giderek daha fazla emekli, tek başına çocuk yetiştiren, sosyal yardım alan, mülteci olan insanın yoksullara yardım kuruluşlarının kapısında kuyruk oluşturması şaşılacak bir durum değil. Yoksulluk sorunu mültecilerin Almanya gelmesiyle değil, 2005 yılında SPD hükümetinin düşük ücret sektörü yaratmak için Harç 4 yasasını çıkarmasıyla başladı. Harç 4 yasasıyla verilen her işi ücreti ne olursa olsun kabul etme zorunluğu getirildi. Böylece düşük ücret sektörü yarı zamanda mini işler, yerden mantar gibi bitti. Düşük ücret sektörüyle yaşlılıkta yoksulluk programlanmış oldu sosyal birlik kuruluşları, asgari ücretin yükseltilmesi, sosyal yardımların artırılması, sosyal konut yapımına hız verilmesi için harekete geçti. Irkçılık rekabeti tam gaz. Zehofa sınır dışı işlemlerini artıracak. Büyük Koalisyon Hükümeti'nde İçişleri Bakanı olacak olan SSU lideri Horst sınır dışı işlemlerini artıracağını söyledi. Bild am Sonntag gazetesine konuşan koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik CSU lideri Zeehoff'a sınır dışı işlemleri önemli ölçüde artırılmalı. Daha sert eylemlere ihtiyacımız var. Özellikle iltica başvurusu yapanlar arasındaki sabıkalılar ve suç işleyenler için dedi. İltica başvurularına ilişkin kararların birkaç ay içinde alınması gerektiğini söyleyen Zöhoff'a Almanya'nın liberal değerlerini korumak için daha güçlü devlete ihtiyaç olduğunu savundu. Zöhoff'a tüm güvenlik güçleri siyasetin sınırsız olarak arkalarında durduğunu bilmeli zor ve tehlikeli görevlerinde her türlü yardımı alacaklar dedi. Zeyhoff'a 7500 yeni polis memuru alınacağını ve önemli noktalara güvenlik kameraları yerleştirileceğini söyledi. Irkçı Parti AFD ve FDP Zehofer'in sözlerini uygulamaya sokacağına inanmıyor. Irkçı Parti lideri Moiten Zehofer'in açıklamasını boş sözlerden ibaret olarak tanımladı. Silah ticareti dünya çapında geçtiğimiz 5 yıl içinde %10 arttı. Satılan her üçüncü silah Orta gidiyor. Silah satışında başı çekenler arasında yer alan Almanya'da kamu televizyonları savaşta ölen, yaralanan, aç kalmış insanlar için çocuk fotoğraflarıyla bağış çağrısı yapıyor. Sibri raporuna göre son yıllarda çatışmaların yoğun olduğu Orta Doğu bölgesine silah satışı iki kat arttı. Satılan her üçüncü silah bu bölgelere gitti. Bölgeye silah satışında Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'nın da dahil olduğu Avrupa ülkeleri silah satışında başı çekiyor. 2015'ten bu yana Yemen'de askeri saldırı yürüten Suudi Arabistan'ın 2013 2017 arasındaki silah ithalatı önceki 5 yıla kıyasla %225 oranında arttı. Hindistan'ın ardından dünyadaki en büyük silah ithalatçısı olan Riyad geçen hafta İngiltere'ye 48 adet ileri teknoloji savaş uçağı sipariş etmişti. Silah satışında ABD'yi Rusya, Fransa, Almanya ve Çin takip ediyor. Raporda Almanya'nın 2008-2012 dönemindeki silah satışının 2013-2017 döneminde 14 azaldığı ancak Orta Doğu ülkelerine yapılan silah satışının ise 109 oranında arttığı yer aldı. Değerli dinleyiciler Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kase'le ayarlamayı unutmayınız.